Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun, balık tutuyorum. Salak mısın lan sen? Balık denizde tutulur. Denizde tutsaydın bu tumarhanede ne işin olurdu? Ha, yakaladım. Gel. Müdürüm, tımarhanenin duvarlarını tadilata aldık da ya kaçan olursa? Ulan onlar da o akıl olsa. Burada ne işleri var? Bir planım var. Bu tımarhaneden kaçıyoruz. Nasıl? Git duvara bak. Duvar yüksekse altından tünel kazacağız. Duvar alçaksa merdivenle üstünden atlayacağız. Senin plan iptal oldu. Niye? Duvar yok. Neyse, sağlık olsun. Ulan duvar yok diyor ya, kaçalım işte. Benim plana göre duvarın olması gerekiyordu. Kaçamayız ki. Bırak şimdi planı. Gelin benimle. Bak, çıktık işte. Lan bu bizim aklımıza niye gelmedi? Gördüğüm en zeki deli sensin. Ben deli değilim ki lan. Ne işin var burada? Ben çift karakterliyim. Hadi lan oradan. Lan mı? Çok acımadı değil mi kardeşim? Harbiden çift karakterliymiş. Bu nasıl forma lan? Dedim ya çift karakterliyim diye. Sinirli tarafım Fenerbahçeli, sakin tarafım Galatasaraylı. Derbi olunca kimi tutuyorsun? İlk yarı Galatasaray'ı tutuyorum, ikinci yarı Fenerbahçe'yi. Beraber kalmadı sürece ben kazanıyorum. Neyse, hadi yürün, uzaklaşalım buradan. Nereye lan? Müdüre kaçtığımızı söylemeye gidiyorum. Sayımda bizi bulamazsa nereden bilecek kaçtığımızı? Doğru, ben de söyleyeceğim kaçacağımızı. Lan tımarhanedekilerin listesi bende. Sayım yapamazlar ki. Bir de biz kaçıyoruz ya, artık kimse bizi bulamaz. Ne haliniz varsa görün lan. Müdürüm, tımarhaneden biri kaçmış. Harbi mi? Hemen sayım yapın. Kimin kaçtığını tespit edelim. Tespit edemeyiz müdürüm. Niye lan? Kaçan kişi kayıt dosyalarını da çalmış. Kimin kaçtığını bilmiyoruz. Şuraya bak. İncin top oynuyor. Al benden de o kadar. Arabasını satmak isteyenler seçimden sonra araba fiyatları yükselecek deyip arabasını satmıyor. Araba alacaklar da seçimden sonra araba fiyatları düşeceğini sanıp araba almıyor. Aynısı bizim emlak piyasasında da oluyor. Böyle giderse kepenkleri indiririz. Bir şeyler olması gerekiyor ama ne? Arkadaşlar, mahallemize ekonomi bölümünden biri taşındı. Oğluyla konuştum, her an buraya gelebilir. Bana bir çay. Bana da bir kahve. Boğa mı? Sen hem kahve getir hem de çay getir. Kavga çıkmasın. Dur, şimdi anladık. Ekonomi nasıl sence? Ekonomi çok iyi efendim. Nesi iyi lan? Ekonomi kötü işte. Tamam, boğa. Nereden anladın? Senin benim verdiğimiz cevaplar değil bunlar. Merhaba. Ben arabamı satmayı düşünüyordum da seçimden sonra araba fiyatları düşecek diyorlar. Sence bekleyeyim mi? Beklemeyin efendim. Araba fiyatları düşecektir. Harbi mi? Hemen satayım öyleyse. Ben araba alacağım da seçimden sonra araba fiyatları düşecek diyorlar. Sizce bekleyeyim mi? Salak mısın lan sen? Araba fiyatları yükselecek. Bekleme sakın. Harbi mi? Ben hemen alayım öyleyse. Ben evimi satacağım da seçimden sonra ev fiyatları yükselecek diyorlar. Sizce bekleyeyim mi? Sakın beklemeyin efendim. Ev fiyatları düşecektir. Öyle mi? Hemen ilana katayım ben öyleyse. Ben ev alacağım da seçimden sonra ev fiyatları düşecek diyorlar. Sizce bekleyeyim mi? Salak mısın lan sen? Ev fiyatları yükselecek. Sakın bekleme. Hemen ilanlara bakayım öyleyse. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tımarhaneden bir deli kaçtı. Görmüş olabilir misiniz? Vallahi buradakiler de pek akıllı sayılmaz. Çevredekilerin söylediğine göre takım elbise giyip bu yöne doğru gelmiş. Selamünaleyküm. Yürü, gidiyoruz. Nereye komiserim? Ait olduğun yere. Yalnız ben ekonomistim. Ben de FBI'ydim zaten. Dur lan. Önce ben içeceğim. Tamam canım, kızma. Ne yapıyor lan bunlar? Kendilerini patlamış mısır sanıyorlar. Zıplamadığına göre en akıllılar sensin.
Ben de zıplamak istiyorum ama tavaya yapıştım. Kıracak patlatacak.